Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün 4. ünitemize hızlıca başlıyoruz. 5. üniteye kadar yapalım. E, i̇lerlediyseniz lütfen yorumlarda sizlerde bizlere yazın. Hazreti Muhammed'i tanıyalım etkinliğimiz var. Evet Hazreti Muhammed'in aile büyüklerinin kimler e, olduğunu bizlere soruyor öğrencilerim. Aile büyüklerine kimler yazabiliriz? Öncelikle Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip e, bunu e, yazalım. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine. Peygamberimizin anneannesinin adı Berre, babaannesinin ismi Fatıma'dır. Evet, dayısı yok. Ferida ve Fatiha, e, Fahita e, isminde iki teyzesi var. Evet, Buraya kadar e, yazabilirsiniz. Amcaları Haris, Zübeyir, Ebu Talib zaten onu koruyup kollayan, Ebu Leheb biliyorsunuz eziyet eden, Kusem, Dırar, Mukavvim, Hacil, Hazreti Hamza ve Hazreti e, Abbas'tır sevgili öğrencilerim. E, yani şurada da bırakabilirsiniz. Amcalarından da devam edebilirsiniz. 2. Hazreti Muhammed'in yaşlı döneminde toplumda hangi dini inançların yaygın olduğunu yazın diye söylüyor. Evet ne yaygındı? Öncelikle putperestlik en yaygın olan bu var. Putlara tapma ve putlara kurban adama gibi geleneksel Arap dini uygulamaları yaygındı. Ayrıca Haniflik gibi bazı e, Araplar arasında tek tanrıya inanç ve putperestlikten uzaklaşma eğilimleri vardı. Yahudilik ve Hristiyanlık da bölgede belirgin dini topluluklardı özellikle Hristiyanlık, Yemen ve Habeşistan gibi bölgelerde yaygınken Yahudilik ise Medine gibi yerleşim yerlerinde önemliydi. Ee, yani şurada putperestlik vardı, haniflik vardı, Yahudilik Hristiyanlık vardı diye e, kısa yazmak isterseniz sadece isimlerini de yazabilirsiniz. Üçüncü soruda Hz. Muhammed'in çocukluk dönemiyle ilgili araştırma yapın diye söylüyor. Peygamberimizin babası 7 aylıkken vefat etti. Peygamber Efendimiz çocukluk döneminde süt anne adeti meşhur olduğu için önce Süveybi annemiz daha sonra Halime annemiz onu emzirmiştir. Süt annesinin yanında 5 yıl kalmıştır. Anne onu almaya gitmiş ancak dönüş yolunda vefat etmiş. Medine'ye döndükten sonra dedesi Abdülmuttal'i onun yanına aldı. 8 yaşında dedesi vefat edince amcası Ebu Talib'i e emanet etti. Amcası ve yengesi ona öz çocukları gibi davranmıştır diyebilirsiniz. 4. Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice ile evli nasıl ve ne zaman gerçekleşmiş diye soruyor. Hazreti Muhammed'in 25 yaşındayken Hazreti Hatice validemize 40 yaşındayken oluyor. Hazreti Hatice peygamberimizin ahlakının güzelliğinden dolayı ona evlenme teklifi göndermiş. Peygamberimiz kabul etmiştir. Daha uzun yazmak isterseniz Hazreti Hatice e, tüccardı, ticaretle uğraşırdı. E, kervanları vardı. Peygamber Efendimizin yanında bir tane de e, bayan vardı kervanlarla ilgilen. E, yanındaki bayan e, peygamber efendimizin ahlakını met edince Hazreti Hatice validemizi tabi alışverişte ticarette görünce e, ona o yardımcı vasıtası haber gönderiyor. Peygamber Efendimiz de ee, bu teklifi amcası Ebu ile görüşüyor. Ebu Talip Hazreti Hatice'ye e, niyetinin ne kadar ciddi olduğunu sorunca, Hazreti Hatice'nin hakikaten Peygamber Efendimiz'e eğerlenme ciddiyetini görünce, sonra Peygamber Efendimiz'e istişare edip, Peygamber Efendimiz daha sonra kabul ediyor sevgili öğrencilerim. Yani eklemek için bir iki cümle daha yazabilirsiniz. Ya da bu şekilde anlatabilirsiniz. 5. Genel adan, evet cahiliye dönemi, Ehli ve Mevlid. Evet cahiliye dönemi, cahil dönem sevgili Yani Müslümanlık gelmeden önceki dönem. Kısaca yazalım. İslam öncesi bakın Müslüman öncesi Arap toplumunu yaşadığı dönem cahil dönemi. Ehl-i Beyt'te Peygamber Efendimiz'in ailesi. Kısaca yazmak isterseniz. İslam münacimiyle Hazreti Muhammed'in soyuna mensup olan aileye verilen isimdir. Yani ev halkıdır. Eşi, çocukları, torunları gibi. Mevlid'de Peygamber Efendimiz'in doğumu demek. Mevlid zaten doğum demek kelime anlamı. Yani Peygamber Efendimiz'in doğduğu 571 yılında, bu levvelerin 12.sü hangi yıla geliyorsa, her yıl hangi güne geliyorsa Mevlid kandili olarak ne yapıyoruz? kutluyoruz, ilahiler okuyoruz, dualar okuyoruz, Kur'an-ı Kerimler okuyoruz. Sevgili Ancan buraya yazdım. Videoyu durdurup buradan da yazabilirsiniz. Evet Mekke hakkında neler biliyorsunuz? Niçin önemlidir? Mekke İslam'ın kutsal şehirlerinden biridir ve Hz. Muhammed'in doğum yeri olan tarihi bir şehirdir. Müslümanlar için Kabe'nin bulunduğu ve İslam'ın doğuş yerinin olduğu şehir olması nedeniyle önemlidir. Devam edelim sayfalarda. Evet. Kendi elleriyle yaptırdığı putbaları nasıl değerlendiriyorsunuz insanların? Bu anlayış doğru mu diyor. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmak doğru değildir. Çünkü putlar gerçek ilahi varlıklar değildir. Sadece insanların yarattığı nesnelerdir. Bu nedenle bu tür bir ibadet mantıksal ve akılcı değildir. Putlar kendilerini korumaktan acizdir. İnsanların ürettiği şeyi bizi nasıl yaratsın diye soru sorarak bitirebilirsiniz. Devam ediyorum sevgilerine. Fil olayını evet biliyoruz zaten. Aile büyükleri ne demek istiyor sizce? Aile büyükleri genellikle dede, baba, anne, amca, dayı ve büyükanneler ifade eder. Bu kişiler genellikle ailenin yaşlı ve deneyimli üyeleridir. Bizim soyumuz olarak da düşünebiliriz. Soyumuzu say diyorlar ya babamız, dedemiz, ninemiz gibi düşünebilirsiniz. Evet buraları geçiyorum. Yani şurada Peygamber Efendimiz'e ilgili bilgiler var. Peygamber Efendimiz'in adı Hazreti Muhammed. Mekke'de 571 yılında Peygamber Efendimiz. Dünyaya gelmişti değil mi? Ve Bül 12. gecesi. Evet. Annesi Amine Hatun. Babası Abdullah. Evet. Dedesi Abdülmuttalip. Süt annesi Halime. Süt kardeşleri de sevgileneceğim. Abdullah İbni Haris. Unes Binti Haris var. Ve Şeyma. Genel olarak biz zaten e, en çok e, Şeyma olarak e, bilinir. E, sadece birini yazmak isterseniz bunu da yazabilirsiniz. Ama 3 tane vardır sevgili öğrenciler Evet 74. sayfada bırakalım. Hemen devamını bir sonraki videoda hazırlayayım sevgili öğrencilerim. Hangi sayfalara geldiyseniz lütfen yorumlarda yazın. Birkaç şey yazın hemen çekmeye çalışıyorum sevgili öğrencilerim. 74'e kadar talep olduğu için şimdi hazırladım. Arkasından diğerlerini hemen hazırlayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.